Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Sayın basın mensupları, Plan Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçesi görüşülüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Plan Bütçe Komisyonu'nu çok dikkatle takip ediyoruz. Çok etkili de bir muhalefet sergilemeye çalışıyoruz. Özellikle gerçek verileri milletimizle paylaşacağımız, haklının ve halkın hakkını savunacağımız, devletin alan sağ eliyle veren şefkatli sol elinin arasındaki dengenin halktan yana kurulmasını savunacağımız bir bütçe dönemini yaşıyoruz. Sadece eleştirmiyoruz, önerilerimizi de söyleyeceğiz. Bundan sonraki dönemde hem Plan Bütçe Komisyonu'nda hem de meclisin genel kuruluna bütçe geldiğinde çok etkili, çok renkli, çok dikkat çekici bir muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi grubundan izleyeceksiniz. Zira bir sonraki bütçeyi yapmayı uman, bir sonraki bütçeyi yapacak olan siyasi parti ya da partilerden birisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunda bu muhalefetteki son bütçe mücadelesini hepinizin dikkatlerinize sunuyoruz. Tabii biz Plan Bütçe Komisyonu'nda sunumları dinledik ve dün meclisin bütçesi görüşüldü. Meclisin bütçesi görüşülürken meclis başkanı bir sunum yaptı. Öncelikle şunu söyleyelim, hakkını teslim edelim. Meclisin bütçesinin sunulmasını bir meclis başkan vekiline yaptırmak yerine doğrudan meclis başkanının gelip Plan Bütçe Komisyonu'na sunması kıymetlidir. Bunu doğru bir davranış olarak görüyoruz. Ancak kendisinin sunumu sırasında Recep Tayyip Erdoğan'ın isteklerini halkın istekleriymiş gibi ifade etmesini de son derece yanlış buluyoruz. Diyor ki halkın meclisten öncelikle bu dönem bir anayasa beklentisi vardır diyor. Bu halkın değil, bu sarayın beklentisi. Çünkü saray mevcut anayasayla seçimi kaybettiğini gördü. Sürekli bir şeker bulalım, eski FETÖ taktikleri gibi. FETÖ ne güzel yaptı 2010'da. Biz uyardık ama FETÖ'yle bir ne güzel yutturdular millete. Dışı şeker kaplıydı. İşte Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı. Ne kadar güzel bir şey. Bunun yanında 20 şeker maddesi ama içeride zehir vardı. Yargıyı FETÖ'yle geçirdi. Daha sonra askerlere operasyonları yaptı. Milli Ordu'ya kumpası kurdu. Ve yürümekte olan davalarda müdahalesini kolaylaştırdı. Ve en sonunda geldik 15 Temmuz darbe girişimine. O süreci FETÖ ile birlikte böyle başlatmışlardı. Şimdi yine bir şeker kaplama ama içine kendi şahıs iktidarlarını devam ettirebilecek bir formülü koyup meclisten gerekli desteği almaya çalışma hiç de mümkün görünmüyor, açık söyleyelim. Ve daha sonra şahsım devletinin devamı. Yoksullar sürünecek, memurlar sürünecek, işçiler sürünecek, gençler umutsuzlukla yurt dışına gitme hayalleri kuracak. İnsanlar 36 saatlik nöbetler, 24 saatlik nöbetlerden sonra trafik kazalarında sağlık emekçileri hayatlarını kaybedecek. Her gün, her gün artık eskiden 30 kişi hayatını kaybederken yas tutan Türkiye, 3 kişi hayatını kaybedince yas tutan Türkiye şimdi her gün 200 ila 300 kişi arasındaki ölümleri olağan görecek. Üretim sürecek, ölümler de sürecek. Ve bu durumda Recep Tayyip Erdoğan iktidarını sürdürecek. Öyle bir şey yok. Bıçak kemikte iktidar sona erecek. Bunun için çareyi saray anayasayı değiştirmekte arıyor. Mustafa Şentop da milletimizin öncelikli beklentisi. Milletimizin öncelikli beklentisi sandıktır. Sayın Şentop, gelin her partiden birer milletvekili çıkalım, bir esnafa gidelim. Bir köy kahvelerine gidelim. Siz meclis başkanısınız. İştirak edelim biz sizin heyetinize. Gidelim. Ama öyle sizin için önceden hazırlanmış yerlere falan değil. Hep birlikte ve rastgele. Kurayı çekelim, hangi il, hangi ilçe, hangi köy. Gidelim o köyün kahvesine bakalım.
Milletin öncelikli beklentisi neymiş? Sandıktır, bu iktidardan kurtulmaktır, yoksulluktan kurtulmaktır. Mutfaktaki yangının sönmesidir. Başka bir beklenti yoktur. Ha yeni anayasa, eyvallah. Millet yeni anayasayı yapacak, yeni meclisi oluşturacak. Zaten bu seçimde bir anlamda onu da oylayacak. Referandum gibi olacak. Tek adam rejimi sürsün diyenler, demokratik parlamenter sistemle halkın yüzü gülsün diyenler. Bu oylamanın sonucuna göre bir meclis oluşacak. O meclis bu sefer kimseyi dışlamadan gerçek, sivil, toplumcu, katılımcı, yeşil, genç, kadın, evrensel, kimseyi ötekileştirmeyen, nefret suçlarına da tedbir almış, mis gibi bir anayasa yapacak. Erdoğan için değil, Herdoğan için yapacak. Bunu böyle bilin Sayın Şentop. O inşallah o dönem meclis başkanı olamayacağınıza göre, belki grubunuzdan meclis başkan vekili olursanız, bu çalışmaları dikkatle takip edersiniz. Şimdi devamında Şentop'un rakamlarına gelelim. Diyor ki, parlamenter sistemde geçirilen 24. dönemde, toplam cevaplandırılma oranı soru önergelerinin %60'tı. Bu dönem %63 oldu. Parlamento eskiye göre iyi. Sayın Şentop, yapmayın Sayın Başkan. Yüz yüze bakıyoruz. Birincisi, süresi içinde cevaplama oranı diye bir şey var. Süresi içinde. Anayasa demiş ki 15 gün. Eskiden 15 artı 15 30 gündü. Şimdi 15 gün süre var. Süresi içinde cevaplama oranı diye bir şey var. O oran %11 şu anda. Kendisi de söylüyor. %11. Peki nedir? Sıcak gündem var. Soruyor milletvekili. Bunlar anayasanın dediği sürede cevaplamıyorlar. İş işten geçince adet yerini bulsun diye ve aslında içeriği de hiç tatmin etmeyen cevapları aylar sonra yolluyorlar. Şentop bu orana %60 diyor. Şu anda 63, eskiden de 60'tı diyor. Bakın Sayın Şentop, o oran eskiden 60'tı dediğin demokratik parlamenter sistemin canını okuyan AKP'nin en yüksek cevapladıkları, en düşük cevapladıkları dönemle karşılaştırıyorsun. Gerçek karşılaştırma şudur. Üçlü koalisyon, o çok beğenmediğiniz üçlü koalisyon dönemi. Süresi içinde cevaplama, bakın süresi içinde cevaplama %87. Şimdi %11. Hala Berat Albayrak'ın cevaplamadığı sorular var, halen duruyor. Süresi içinde %11, şimdi geldik %87'ye. Üçlü koalisyon %87 ile cevaplıyordu. Siz %11 ile cevaplıyorsunuz. Ve gelinen noktada 27. yasama dönemiyle AK Parti'nin 24. dönemini karşılaştırıyorsunuz. Oysa ki diğer dönemlere baktığınızda rakamlar sizin açınızdan çok daha kötü. Ayrıca süresi içinde cevaplama ile ilgili de eskiden 30'du, şimdi 15 diyor. Oysa eskiden de 15'ti, ek süre talep edilirse 15 gün veriliyordu. Ve yasal süre içinde cevaplarken 100 sorunun 87'sini cevaplıyordu bakanlar. Şimdi 11'ini. İş işten geçtikten sonra yasak sağlamak için 6 ay sonra geliyor. Ne yapacaksın onu? Ne yapacaksın o cevabı? Sağlık Bakanı, onu da dikkatle takip ediyoruz. Bir kez daha nöbetten çıkıp trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen kardeşimize, ailesine, tüm sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz. Sağlık Bakanı şöyle söylemiş. Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Biz değil 36 saat, 24 saati de çalışma süresini de insani bulmuyoruz. Biyolojik kapasitemizi zorlayacak çalışma süreleri kabul edilemez. Fahrettin Koca, sağlık alanında örgütlü bir sendikanın genel başkanı konuşuyor. Tebrik ederim. Bu muhalif duruş için tebrik ederim Fahrettin Bey. Bu süreler kabul edilemez. İnsani değildir. 36 saat nöbet mi olur? Sen sağlık sendikasının başkanı mısın? Sağlık bakanı mısın be adam? Dalga mı geçiyorsun?
Yap o zaman, düzelt. Elinden tutan mı var? Senden öncekinin elini mi tuttular? Ondan öncekinin elini mi tuttular? Tayyip Erdoğan 19 yıldır yönetiyor. Ülkenin geldiği durum bu. Ve utanmadan dün bu mecliste AK Parti'nin bazı temsilcileri utanmadan sıkılmadan iki şey yaptılar. Bir, 36 saat değil 24 saat nöbet tuttu. Yani bir normal çalıştı, üstüne sabaha kadar nöbet tuttu, öyle çıktı. Kardeşim 24 saat uyumadan çalışmış, trafik kazasında ölmüş, 36 saat değil 24 diyor, sanki olabilirmiş gibi. Bunun üstüne üstlük dönüyorlar dolaşıyorlar bazıları da, 36 saat diye bir şey yok, yalan atıyorsunuz diyor. Aynı saatlerde Fahrettin Koca bunun olduğu doğrudur dedi. Ve bakın, yani utanç duyarak söylemek durumundayım. Rümeysa Berinşen'in arkadaşları açıkladı. Rümeysa, rahmetli Rümeysa, 2 Ekim günü 27 saat, 5 Ekim günü 36 saat, 9 Ekim günü 36 saat, 12 Ekim günü 36 saat, 14 Ekim günü 36 saat, 20 Ekim günü 36 saat, 22 Ekim günü 27 saat nöbet tutmuş. Rahmetli Rümeysa. Yani bakın, 5 Ekim'de başlıyor, 1,5 gün tutuyor, 7 Ekim'de yatıyor, 8 Ekim'de uyanıyor, 9 Ekim'de yine gidiyor çalışıyor. Bir günü var arada. Uyanıyor, öbür sabah yine gidiyor. Kazayı yapan arkadaşım dökümü bu. Kardeşimizin dökümü bu. Bir de utanmadan yalan söylüyorlar. Bu nöbetinde 24 saat tutmuş. Son bir ayı bu. Son nöbette de bütün gün, bütün gece çalışmış. Sonra da kaza yapmış. Bunu düzeltelim diyoruz. Bunu düzeltin diyoruz. Fahrettin Koca benden muhalif çıktı. Olacak şey mi kardeşim? Yap o zaman, yap. Sen şikayet etme makamında değilsin. Dünyada koronavirüsten en çok kaybı olan 4. ülke durumuna gelmişiz. Hala beyefendi imaj maker'ı var bir tane. Onun üstünden yazıyor da çiziyor. Kardeşim bu koronavirüs Çin'de başladı. Yayıldı. Bir ara bizi teğet geçecek bile dediniz. Şimdi günde 200 kişi ölüyor, normal kabul ediyorsunuz. Bugün ülkede her gün 200 kişilik bir yolcu uçağı düşüyor. Hepimizin canları yanıyor. Aşılamanın hali ortada. Kabullendiniz. İngiltere'nin sürü bağışıklığı gibi zamanında söyleyip yüzüne yüzüne bulaştırdı. Her gün 200 kişi ölüyor. Bir yandan aşı, onu da düzgün gitmiyor aşılama programı da. Bir yandan hastalık, bulaştırmalar, iyileşmeler, ölümler böyle gidecek günde 200-200 ölürken. Bu ülke günde 200 kişi ölürken 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yapmayın etmeyin Allah aşkına. Gerçekten artık insan utanıyor sizin bazı açıklamalarınızı okumaktan, duyurmaktan, yanıtlamaktan. Çavuşoğlu apayrı bir vaka. Biri der dostum Biden'ın katkıları çok. Öbürü der hayır sormadılar, kendileri yaptılar. Birbirlerini yalanlamakla meşgul İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı, AKP sözcüleri, grup başkan vekilleri, tutulacak yerleri yok. Bu tutarsız beyanları peşi peşine sıralamıyorum. Siz benden iyi biliyorsunuz. Mesele öyle bir yere geldi ki geri adım mı attılar, bilmem ne mi yaptılar. Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uymalısınız diye uluslararası yükümlülüklerini 10 tane büyükelçinin hatırlatması 2021 yılında demokrasi diyen kendini ülkede bir tek burada olur. Çünkü o kararlara normalde uyulur, böyle bir hatırlatma olmaz. Türkiye gibi bir ülkeye kendi başkentindeki 10 önemli ülkenin, gelişmiş ülkenin temsilcisi bir araya gelip de böyle muhtıra vermez. Bu bir utançtır. Yapılan iş yanlıştır. Muhatap olduğumuz için de utanıyoruz. Sebebi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sonra son söylenecek söz diplomasi de ilk söyledi. Şahsı çok biliyor çünkü diplomasi. Herkes monşer, kendisi profesyonel. Tak, istenmeyen kişi ilan edin, gitsinler buradan. Ya diplomasi de kavga bile kademe kademe yapılır. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Şimdi orada görüşeceğim, görüşemedim. Roma'da görüşeceğim, görüşemedim. Glasgow'da inşallah, Glasgow'a gideceklerdi. Biz yalvardık, Paris Anlaşması'nı imzalayın. İmzalamadan gelmeyin dediler diye onu da imzaladılar paldır küldür. 5 sene sonra. Şimdi Biden'la görüşme öncesi, bu tabii
çok kolay bir şey sandı. İstenmeyen kişi ilan edelim hepsini, 10 ülkeyi birden. Dışişleri bürokrasi saçmaş yoluyor. Bugün satır aralarında var. Dışişleri Bakanı diyor ki bürokratlarımızın diplomatik krizden büyük başarısıyla çıktık. Vallahi büyük başarı. Oraya bir cümle buldular. Söyleyen diyor ki ben kimsenin iç işlerine karışmıyorum. İngilizcesini öyle yazmışlar. Türkçe'de bir de kelime oyunu. Karışmadığımızı teyit ederiz. Bunu ileriye dönelik bir taahhüt olarak söylüyorlar. Karışılmayacağını, ona bağlı kalınacağını teyit ediyorlar. Bizimkiler diyor ki bak 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 geri vites yaptılar. New York Times Erdoğan'dan geri vites yazıyor. Yeni Şafak büyükelçilerden. Yutmazsan gargara yap. Ama öyle bir noktadayız ki diplomatların büyük başarısını da hep birlikte takdir ediyoruz. Dışişleri Bakanı dahil. Çünkü son söylenecek söz ilk söylenmiş. Hadi bakalım buradan. Ya istenmeyen kişi ilanından o bir cümleyle, yalandan çevrilmiş bir cümleyle vazgeçiyorsan bu da iyi bir iş yani. Bu da önemli bir geri vites. Tayyip Bey de yani geri vitesi güçlüdür. Bakma bende yok bugün. Bir zamanlar Türk basının amiral gemisi bugün o manşetle çıkmış. Geri vites yokmuş, ek taarruzdaymış. Brunson keyif yapıyor Amerika'da. Bizim papazı vermeden alamazsın papazı bu can bu bedende durdukça. Brunson nasıl gittiğini kendi bile anlamadı. Bizim papaz dediği Amerika'da Fethullah Gülen keyif sürmeye devam ediyor. Aldın mı Fethullah Gülen'i de verdin Brunson'a? Nasıl taktın geri vitese? Deniz Yücel Merkel'e ey Merkel nasıl taktın geri vitese? En iyi arabaları Merkel üretiyor ama sen biniyorsun. Geri vitesi de en çok sen kullanıyorsun. Bunu tarih önünde bir kez daha söyleyelim. Dünyanın en iyi arabalarını Merkel üretiyor. Binmiyor ama üretiyor. O mütevazisine biniyor. En pahalısını alıp sen kullanıyorsun ama geri vitesi de en güzel sen yapıyorsun. Bu AKP'nin tek adam rejimi Türkiye'yi bir yandan dolar karşısında değer kaybı noktasında Çin'den bile daha ucuza işçi çalıştıran bir ülke noktasına getirdi. Çin'deki asgari ücretin altındayız. Asgari ücretimiz 300 doların altına indi. Bir zamanlar Çin'deki ucuz iş gücü Türkiye'de merak konusuydu. Bu kadar ucuza nasıl olur? Diyordu ki ama orada her millet ev kirası yok, ulaştırma yok, yemeğini devlet veriyor çalışanların falan falan falan. Şimdi o Çin'in altına düştük. Ev kirası var, elektrik, su, doğalgaz var, her gün zamlanmakta. Boğaz var, pahalı gıda var, çocukların okul masrafı var, yol parası var ve Çin'den daha az alıyoruz. Korkunç bir durumda Türkiye'de işçi sınıfı. Türk iş bugünlere gelinmesinde günah çoktur. Açıklama yapmış. Açlık sınırı 3093 lira diye. Yoksulluk sınırını da 10 bin lira olarak açıklamış. 10.075 lira diye. Çok daha yukarı rakamlar söyleyenler var ama çok önemli bir sendika. Sendikacılık tarihinin mihenk taşı. Mücadele noktasında, direnç noktasında önemli zaaflar gösterdiler. Ama bugün geldiğimizde iktidara karşı gerekli direnci göstermeyen ortada bir sendikanın verdiği rakamlar bugün asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu gösteriyor. Ve buradan bir çağrı yapıyoruz. Bunu yıllardır söyleriz. Asgari ücretten vergi kaldırılmalıdır diye. Kanun tekliflerimizi de vermişiz. Bu sözümüzün arkasında hep durmuşuz. Defalarca da reddedilmiş. Şimdi diyoruz ki geçen hafta bir kulis haberi yayıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden sızıntı. MHP asgari ücretin kaldırılmasını istiyor. Şimdi anketlerde çakıldı ya arkadaşlar. Bir sempati duyulsun partiye belli çevrelerce falan. Plan Bütçe Komisyonu tutanaklarına bakıyoruz dikkatle. İsmail Faruk Aksu, MHP sözcüsü, orada MHP adına söz hakkını kullanan komisyon üyesi, asgari ücret vergi dışı kalmalıdır demiş. Hemen gelin. İsmail Faruk Aksu Bey, hemen bekliyoruz. Biz de gelebiliriz. Bir araya gelelim. Bir araya gelmemize bile gerek yok istemiyorsanız. Biz zilletiz milletiz ya. Sayı yetti sayenizde. Şu anda
Asgari ücretten verginin kaldırılmasını öneren partilerin toplam milletvekili sayısı 350'ye yakın. Bu şartlar altında birlikte bunu hemen geçirebiliriz. Sözünüzün eriyseniz, Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten asgari ücretten vergi kaldırılsın tezimize yaklaştıysa, tamam diyorsa, kendi kanun tekliflerini versinler, bugün versinler. Pazartesi komisyonda, çarşamba günü mecliste geçirelim. 3577 lira oluyor asgari ücret o zaman. Ve asgari ücret 3577 lira olurken çalışanı çalıştıran patrona, yanında eleman çalışan esnafa, KOBİ'ye, sanayiciye 1 lira yük gelmiyor. Aynı para. Brüt nete dönüşüyor. Devlete gitmiyor, işçiye gidiyor. Hiç olmazsa asgari ücret yeniden belirleneceği güne kadar nefes alsınlar ve hesaplar bundan sonra çok daha rahat yapılsın. Bunu yapmıyorsanız EYT'liler nasıl artık emeklilikte yaşa değil, emeklilikte MHP'ye takılanlar var. Bu sözünüzü de tutmazsanız geçen haftaki o kulis bilgileri, MHP'nin nasıl aslında başka şeyler söyleyip ittifak ortağı AK Parti'nin emrinde oldukları için yapmadıkları bir kez daha görecek. Bugün bir 3 maddelik kanun teklifini meclise İsmail Faruk Aksu'dan bekliyoruz. 2-50 oy vereceğiz. Yeter ki asgari ücretli vatandaşlarımız 3577 lira maaş alsınlar gelecek aydan itibaren ilk maaşlarında ve zam bunun üstüne gelsin. O zaman belki kurtulurlar. Belki bir rahat nefes alırlar. Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon tahminini %14'ten %18.4'e çekti, yükseltti. Gıda enflasyonu da 15'ten 23.4'e. Bunları Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Gerçeğin bunun tam iki katı olduğunu biliyoruz. TÜİK'in, Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu, TÜİK'in rakamlarının gerçeğin yarısı olduğunu vatandaş biliyor. Gıda enflasyonu, gidin sorun bakalım. Geçen seneye göre file %23 mü pahalı doluyor, %50, %60 mı? Bunu net olarak görmek, net olarak söylemek lazım. Ama kendileri bile kendi belirledikleri rakamları peyderpey yükseltmek zorunda kalıyorlar. Durumun ne kadar kötüye gittiğinin bir kanıtı. Tüm bunlar oluyor. Enflasyon fırlıyor. Kurlar fırlıyor. Yoksulluk sınırı yükseliyor. Açlık sınırı yükseliyor. İnsanlar çok zor durumdalar. Herkes konuşuyor. Bir tek kişi konuşmuyor. Lütfü Elvan. Nerede bu Lütfü Elvan? Ya önceki halefi damat istifadan sonra kayboldu. Damat nerede dedik? Bu göreve geldikten sonra kayboldu. Ya Lütfü Elvan neredesin? Enflasyon fırlarken, döviz fırlarken, bütün kurlar fırlarken, Türkiye'de herkes bunları konuşurken ve işsizlik almış başını gitmişken, gerekli tedbirleri alması ve uygulaması gereken Lütfü Elvan nerede? Önceki çok konuşuyordu hep ve dibe indik, inşallah çıkacağız. En kötüsünü atlattık, iyisi geliyor, daha iyisi öbür ay diye diye gitti. Bu da hiç konuşmuyor kardeşim. Bir şey söyle, bir şey. Bu ekonomiyi kim yönetiyor? O V olacak diyordu, bu L oldu. Atandı ve böyle gidiyor. Atandığı günden beri düştüğümüz yerden kalkamıyoruz. Doğalgaz fiyatları almış başını gidiyor. Elektrik fiyatları almış başını gidiyor. Gıda fiyatları almış başını gidiyor. Lütfü Elvan'ı ara ki bulasın. Vallahi aradım. G20 zirvesinde bulduk. 14 gün önce G20 zirvesinden tweet atmış, görüntüsü var. Ondan beri yok. Yani normal havaalanından da gelip gitmedikleri için, Bakanlar Kurulu'na da hafta başında girdi mi girmedi mi belli değil. Fotoğraf paylaşmıyorlar. Ben G20 zirvesinden beri Lütfü Elvan'ı görmedim. Ama dedim ki, ya bu bakanlığın resmi internet sitesi var. G20'nin dışında bir sürü çalışması, etkinliği, toplantısı oluyordur.
Baktım 20 Ağustos 2021 Kocaeli'nde iş dünyasıyla buluşmuş. O günden beri ortada yok. Varsa siz görüyorsanız Lütfi Elvan harıl harıl çalışıyor, orada toplantı, burada çalışıyor diyorsanız siz söyleyin, biz öğrenelim arkadaşlar. A Haber bu akşam yapsana klibi. Yap klibi. Lütfi Elvan dün oradaydı, bugün burada. Özgür Özel zilletin sözcüsü Lütfi Elvan'a saldırdı. Türkiye için beka sorunu. Lütfi Elvan bir şey, nerede bir açıklama yapıyor, toplantı yapıyor, bir görelim. Veya ya bu adam bu kadar çalışıyor, niye ambargo uyguluyorsunuz? Niye karartma uyguluyorsunuz? Hadi muhalif basın dediğiniz özgür basın Lütfi Elvan'ı görmemiş. Siz niye göstermiyorsunuz? O kadar da A Haber izliyoruz, hakkımızda yeni bir iftira ve linç kampanyası başlar mı? Önden görelim diye. Haberiniz olsun, 4 bağışıklıyım ona, 4 aşılıyım size karşı. 4 aşım var. Boşuna montajdaki arkadaşa da zulmediyorsunuz. Şimdi güzel bir, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde manşette gördüm. Sayın Demirören golf oynuyor. Ziraat Bankası'ndan kredi karşılığı bu araziyi ipotek ettirdi. Borcu ödeyemedi. Arazi borca karşılık bankaya geçti. Banka kendisinin kullanımına vermiş aynı yeri. Yani golf sahasında, kendi golf sahasında duruyor. Borcu almış, ipotek etmiş, ödemeyince burası gitmiş, Ziraat Bankası kendisine kiralamış, kullanıyor orada. Aynı golf sahası. Bence iyi örnek. İyi örnek. Hep tersten bakıyoruz. Ziraat Bankası bunu mesela Manisa'nın Acaller, Çobanisa, Karaoğlanlı köylerinde borcunu ödemeyip de haczettiği traktörleri köylüye geri vererek, Rize'nin, Ardahan'ın, Kars'ın, Antalya'nın, Kayseri'nin, Malatya'nın köylerinde, Trakya'nın köylerinde ipotek edilip borcu ödemediği için kendisine geçmiş tarlaları çiftçilerimizin kullanımına vererek bu harika Demirören formülünü işletmesini bekliyoruz. Ziraat Bankası bir kamu bankası ise iyi örnek olsun. Halk Bankası esnafın haczettiği mallarını, Halk Bankası kendisine borçlu olan esnaftan haciz yaptığı her şeyi o esnafın kullanımına geri versin. Harikulade formül. Yani şu mutluluğa bak ya, şu tebessüme bakın. Bunu bizim çiftçimiz, bizim esnafımız hak etmiyor mu? Son konum, birazdan size de dağıtacağım. Sayın basın mensupları. Dün Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında dünya siyaset tarihinin en seviyesiz, en düzeysiz, en namertçe, en kimsenin yapılacağını da yakın yere koymayacağı ama yapana da ya bu kadar mı düştünüz be kardeşim diyeceği bir siyasi propaganda yöntemi tercih edildi. Beyefendi, bir yandan Bay Kemal dersini aldın mı? Dersini almadıysan millet sana daha dersini verecek derken, bir yandan Sayın Genel Başkan'ın Çubuk'ta katıldığı bir şehit cenazesindeki kendisine saldıran güruhun, organize güruhun linç etme görüntülerini oynattı. Yazıklar olsun. Buna Tayyip Bey iyi yaptı diyen varsa ona da yazıklar olsun. Bu görüntüleri izleyip zevk alanlara yazıklar olsun. Sadece genel başkanımız değil, dönemin meclis başkan vekilimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımızın olduğu o görüntüler. Meclis başkan vekilimiz Levent Gök toplantıya, oradaki cenaze törenine, şehit cenazesine meclis adına katılacağını resmi olarak bildirmişken, koruma ekibimizin bir gün öncesinde ve o gün yaptığı bildirimler oradayken, devletin en üst düzeyinde bakanları orada bulunurken,
21 Nisan 2019'da teker teker bütün fotoğraflarıyla, bilgileriyle, belgeleriyle, ilk ifadeleriyle 102 kişi, şu anda 67'si yargılanıyor. Jandarma raporunda var. Buradan bulabilirsiniz, jandarma raporunda var. Taş ve sopalar istiflenmişti belli yerlere diyor jandarma. Yani önceden hazırlamışlar. Görüntüleri, fotoğrafları var. Çatılara çıkmışlar. Önceden hazırlanmış demir çubukları aşağıya uzatıyorlar. Fotoğrafları var. Hepiniz duydunuz. Bir eve sığınılıyor. Yakın o evi, yakın o evi. Niye yakmıyorsunuz? Sesleri var. Görüntülerde göreceksiniz. Jandarma dört bir köşede ve çok az. Jandarmanın hemen önünde dört bir köşede kitleyi iten kakan, birbirine Kemal Bey'in olduğu yerleri işaret eden organizatörler var. Öldürün bunları diyenler var. Gözaltına alındığında yumruk atan meczubun, gidip onun elini öpüp paylaşan alçaklar var. AK Parti'nin aidiyeti olup da o elini öpenlerden, öpülecek el diye fotoğraf paylaşandan bir kişi ihraç edilmedi. Bir kişiye disiplin soruşturması açılmadı. Ve kendisine telefon açan, şu anda MYK'da olan önceki dönem milletvekili var. Tebrik ederim. Ben arkandayım. Bir eksikliğin var mı diye. Hal hatır soranlar var. Ve Recep Tayyip Erdoğan, Şavşat'ta PKK'nın saldırısına uğrayan genel başkanımıza bir şehidimiz vardı. Adalet yürüyüşünde IŞİD'in bombalı araçla saldırmak için yola çıktığı genel başkanımıza. Linç girişiminde, meclisteki saldırıda bir kez olsun üzüntü ve geçmiş olsun dileklerini iletmemişken Meral Hanım'a daha bu iyi günlerin derken, dün görüntülerde, linç görüntüleri prompterdan eş zamanlı akıyor. Yani prompterdan okuyor, görüntüler eş zamanlı akıyor. Linç görüntüleri, dersini almadın. Millet sana dersini verecek diyecek kadar şuursuzlaşmıştır. Suçu ve suçluyu övmektedir. Yürümekte olan bir davaya müdahale etmektedir. Hedef göstermektedir. Bundan sonrası için suça teşvik etmektedir. Azmettiricidir. Geçmişte olan olaylar içinde artık itirafçıdır. Bu mecliste gerekli çoğunluk sağlandığında kendisi hakkında açılacak soruşturma komisyonunda bu çubuk saldırısının azmettiricisi olduğunu iddia edeceğiz ve Yüce Divan'a gitmesini isteyeceğiz. Yaptığı pek çok şey gibi bunu da yapacak. Bunun hesabını verecek. Tutup da Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerini, yöneticilerini, linç görüntülerini zevkle, sırıtarak izlemek ve izlettirmek kabul edilemez. Bu meclisin çatısı altında yapılması iğrençliktir, mide bulandırıcıdır. Ne kadar kötü olabildiklerinin bir numaralı kanıtıdır. Yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyoruz. Milletimize şikayet ediyoruz. Bunlara oy vermiş AK Partili seçmenlerimize, geçmişte bunlarla birlikte olmuş ama bu utançtan midesi bulanan herkese diyoruz ki merak etmeyin, az kaldı. Az kaldı, gidiyorlar. Sandık gelecek, siz bunları göndereceksiniz. Ben şu kitaplardan basın mensubu arkadaşlarımıza dağıtmak isterim.
Soru varsa yanıtlayabilirim arkadaşlar. Biz bu görüntülerin mecliste izlettirilmesinin meclis çatısı altından belli kişilere gelecekte çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir suça teşvik, azmettirme, hedef gösterme olduğunu düşünüyoruz. Bu görüntülerin yayınlanmasının meclisin imkanları kullanarak yayınlanmasının son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ve bu konuda meclis başkanlığına bir başvuruda da bulunacağız. Yani sonucunun ne olacağı konusunda ümitli olmamakla birlikte tarih önünde bu sorumluluğumuzu yerine getirelim. Şimdi bunu bugün bekliyorduk biz. Şu açıdan bekliyorduk. Bunu bu sabah saatlerinde yapmışlar. AK Parti'den de buraya haber geliyor. Hepimize haber geliyor. Sizler de aldınız. AK Parti'nin milletvekillerine, yöneticilerine, AK Parti grubuna, zaman zaman bütün gruplara olur. Bazen tebrik ederler. Bazen de bunu yanlış yaptınız derler. Çok yoğun bir eleştiri olduğu söyleniyor. Dünkü görüntülerin, yani orada bir kişiye hedef göstermenin, bir saldırı anını meşrulaştırmanın, siyaseten rakipsiniz ama rakibinize yumruk atın. Şöyle düşünün, yani bunun karşılığı şey mi? Recep Tayyip Erdoğan'ın attan düşme görüntülerini oynatma falan. O bile bir kazadır, zor durumda kalmıştır ama onu yapmak doğru bir iş değil. Bugün orada mıyız? Yapıyor muyuz? Ama bu bir de ayrıca linç görüntülerini oynatıp bu daha iyi günlerin. İşte dersini almadın, milletim sana dersini verecek dedikleri için AK Parti'nin kendi tabanından çok ciddi eleştiri aldığını biliyoruz. Ve bunu duyduğumda şunu söyledim. Yarın bunlar savcılığa bir başvuru daha yaparlar ve derler ki siyasi cinayet varsa söylesinler, biz bilmiyoruz. Çünkü dün milletin kafasına şu oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu boşuna söylemiyormuş dediler. Siyasi cinayetler olabilir, endişem var, bu konuyla ilgili duyumlar geliyor gibi sözlerin ne kadar haklı olabileceği, azmettiricisinin de kim olabileceği dün görüldü. Şimdi biz bilmiyoruz, o söylesin diyerek bu algıyı kırmaya çalışıyorlar. Yoksa ihtiyaç mı var? Kaç kere aynı başvuru yapıldı? Herkes tarafından yapıldı. Suç duyurusunda bulundu, onu yaptı, bunu yaptı. Dün kırdıkları potun, devirdikleri çamın, Türkiye'ye yaşattıkları rezaletin gerçekte geçmişte onlara oy vermiş vicdanlı seçmenleri tarafından nasıl tepkiyle karşılaştığını görünce bugün sabah biz bilmiyoruz, bu bizim işimiz değil, Kemal Bey anlatsın. Geçeceksiniz onları. Millet gördü yüzünüzü. Bu kadar basitsiniz. Bu kadar. Bu kadar iğrençleşebilir bir siyaset. Bu kadar olabilir. Ne diyelim size, al. Gelen telefonlara yetişemiyoruz diyor AK Partililer. Nasıl olacak? AK Partililer gelen telefonlara yetişemeyince avukatlar adliyeye yetişmişler sabahın köründe. Aferin. Biz de inandık. Millette sizin bu yaptığınıza aldanıp dün yaptığınızı unutacak kadar salaktı. Başkası, buyurun arkadaşlar. Siyasi cinayet dünkü gösterimle teşvik ve bu konuda vatandaşlar azmettiriliyorsa bu gerçekten ayıp bir şeydir. Herhalde onu söylemiştir. Ben öyle anladım yorumu. Başka soru var mıydı? Başını tekrar eder misiniz? Maskeden de çok anlayamadım. Peki şu. Buz yapı akımı başlıyor. Türkiye'deki Suriye'de. İçişleri Bakanlığı da
ve 7 kişi sınır dışı edileceği açıklandı. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Bu konuyu incelemedim. Yani tatminkar cevap verecek bir bilgim yok. Kusura bakmayın. Bunu bir sonraki basın toplantısında cevaplayalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.